Önce doğumunun 568. yılı anısına Leonardo da Vinci ve Globe Gores adlı dünya haritası hakkında konuştuk. Geçen süre içinde 47 binden fazla okurun teveccühünü aldık. Bu yazımızın anahtar kelimeleri şunlardı. Da Vinci ve Türk annesi Katerina, Fatih Sultan Mehmet, Vesbucci, Piri Reis, İkinci Beyazıt, Gedik Ahmet Paşa, Cem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Christoph Kolomb, Papa Francis, Codex Atlanticus, Medici ailesi, Otranto, Floransa, Truva, Hector Agamemnon, Katolik Kilisesi, Galata Köprüsü, Yapraklar kitabı, Ulu Atatürk. Link adresi aşağıda. Ardından Translator Zero, Kolomb'un tercümanı kimdi başlığıyla Louis de Torey'i konuştuk. Ee, bu da geçen süre içinde 73 binden fazla okurun teveccühünü aldı. İkisi de hiç fena değil. Anahtar kelimeleri Marco Polo, Cengiz Han, Çağatay Han, Kubilay Han, Moğol İmparatorluğu, Kristof Kolomb, Amerika'nın keşfi, Yeniçeriler, Meluncanlar, Memlükler, Seferatlar, Louis de Torre, Ferdinand ve Isabel, Osmanlı-İspanyol deniz savaşları, La Malinche, Nakhan Khan, Ulu Atatürk idi. Bunun da yine bağlantı adresi aşağıda. Şimdi yeni dünyanın keşfinde karanlık kalan bir yönü keşfedeceğiz. Yani aslında yeni dünyayı yeniden keşfedeceğiz bu yazımızın anahtar kelimeleri de şunlar. Babil Kulesi, La Malinche, Geronimo Auguliar, Aguilar, Hernan Cortes, Montezuma veya Moctezuma, Aztek İmparatorluğu, Maya İmparatorluğu, Sihirli Fasulye, 35 Soru, Tek Dil, Ulu Atatürk. Evet, başlayalım. Bütün insanların bir zamanlar aynı ve tek dil konuştuğunu söyleyen şu meşhur Babil Kulesi efsanesi bizim için tatlı bir takıntı gibidir, bilirsiniz. Tahrif edilmiş olması veya olmaması bizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü eldeki en eski nüshası bile Ceylan derisi üzerine yazma rulolar halinde ve radyo karbon ölçümlerine göre minattan önce 590'lara tarihlendirilen Tevrat'ın ilk kitabı yani Genesis yaratılış böylesine acayip bir bilgi fısıldayıp duruyor bizlere. Tam olarak 2600 yıldır. Bilgi acayip çünkü Tevrat o dilin adını söylememektedir. Bütün dünyanın dili bir, sözü birdi diyor. Ama necedir acaba bu dil? Bir adı var mıdır? Adında bir milletin adı var mıdır? Ve böylece bütün dünya insanları o zamanlar bir millet midir? Mesela o, o dilin adı insanca yahut adamca veya kadınca mıdır, nedir? Bunu söylemiyor Tevrat. Yetmiyormuş gibi İsrail oğullarının ilk ataları, Cenesis'in anlattığı bu Babil Kulesi efsanesine göre, doğuya göç edip de Şinar yani Sümer, Güncü diyarına vardıklarında, Rableri Elohim onlara, bu dili kırıp karıştırmalarını emretmiş ve onlar da paşa paşa bu emri yerine getirmişler. Ayetlerden anlaşıldığına göre bunu yapmaktan amaç karıştırılan dil yoluyla insanların birbirlerini anlayamamasını sağlamak ve çok ileri düzey bilgilere erişmiş insan ırkının gelişimini, ilerlemesini durdurmaktır. İsrailoğullarının bu emri yerine getirmelerinin birkaç yüz yıl sürmediğini Kristof Kolomb'un 1492 hikayesinden anlayabiliyoruz. Ve işte bu nedenle yeni dünyanın keşfine başka bir yönden bakma gereği de hasıl oluyor. Çünkü bu efsanelerin her ikisi de bizi birinci dereceden ilgilendiriyor biz Türklerim. Christoph Kolomb'un ve sözde tercümanı Louis de Tore'nin hikayesinde de Tevrat, Genesis'te kodlu ipuçlarını hiç zorlanmadan görüyoruz. Seyir defterine yazdığı notlarında ve ikinci Ferdinand'a gönderdiği mektubunda Denizden 1100 mil, karadan ise binlerce kilometre yol kat ettiğini, sayısız adalar, sayısız karalar keşfettiğini, yaptığı ölçümlere göre bazı kara parçalarının İngiltere ve İskoçya'nın toplamından daha büyük olduğunu, bazılarının ise İspanya Krallığından bile büyük olduğunu, bütün bu yerlerde sayısız halklar, sayılamayacak kadar çok insanlar olduğunu, buralarda yaşayan halkların hepsinin açık düz, uzun ve siyah saçlı olduklarını, hepsinin aynı dili konuştuklarını, hepsinin yaratıcı bir gök tanrıya inandıklarını, birbirleriyle barış içinde yaşadıklarını, çeşitli büyüklüklerde kanolarla deniz ticareti yaptıklarını vesaire söylüyor Kolomb. Bu ilk mektupta asıl dikkat çekici olan ve kendisinin de Ferdinand'ın dikkatini çekmeye çalıştığı nokta da gördüğü bütün halkların hepsinin aynı dili konuşuyor oldukları ve bunun da Hristiyanlığın tebliğ edilmesinde çok etkili bir araç olarak kullanılabileceği. İlgili link adresine bakın. Açıklamalar kısmında bulacaksınız. İlginç tesadüf ki İsrailoğullarının kitabında da buna çok benzeyen bir ifade var. Tekvin Genesis, Yaratılışta. Bütün dünyanın dili bir, sözü bir. Herkes aynı dili konuşuyor, aynı Christoph'un Ferdinand'a rapor ettiğindeki gibi. Ama orada söylenen dilinde, Christoph'un burada söylediği dilinde bir adı yok. Niye ki? şıkır şıkır Tom'la hikaye anlatan iki kaynakta iş o dilin adını söylemeye gelince kendi dillerini yutuyorlar. Biri hariç her şeyin adı da var, uzun uzun anlatılan bir hikayesi de. Keşfin üstünden geçen 550 yıl sonra bugün Orta Amerika'da 350 farklı yerli dili olduğunu söyleyen bir Batı bilimi ile karşı karşıyayız. Bu normal mi peki? Hatta aynı Batı bilimi keşif öncesinde bu farklı dil sayısının 1750 civarında olduğunun tahmin edildiğini de bugün söylüyor. Kristof binlerce kilometre yol yapıp sayılamayacak kadar çok insan kitleleri gördüğünü ve bunların hepsinin aynı dili konuştuğunu rapor etmişti majestesine. Dahası Kristof'un raporunda doğruyu söylüyor olabileceğini gösteren kültür kalıntıları var hala bugün. En kuzeyinden en güneyine her yerde anaya ana, ataya da ata diyor. İşgal ve sömürü bakiyesi olan o halk, bire bir, ikiye iki, üçe de üç diyorlar. Hala daha. 550 yıl sonra, hava hala hava, su ise ne ilginçtir ki, su ve daha su, tepe de halen tepe, yetmiyormuş gibi üstüne üstlük dağ içinde dağ diyorlar denize deniz diyorlar. Kuzey Amerika'nın her yeri kurganlarla dolu. Orta ve Güney Amerika, güneş, ay, yıldız piramitleriyle dolu. Güneşe de güneş diyorlar hem de. Olmekinden Aztekine, İnkası, Mayası, aynı göksel varlıkların tanrılığına inanan bir din kültürü içinde yaşamışlar. Yani hiç de öyle 1700 farklı dilin, 1700 farklı halkları gibi görünmüyorlar buradan bakıldığında. Kirimleri aynı, motifleri aynı, renkleri aynı, simgeleri aynı, kurt yine kurt. Otağı da öyle. Boy adları, örneğin hala ata başkan, hala algün kan. Hepsinin kozmoloji ve göç destanları Orta Asya'yı işaret ediyor. Kaplumbağa Adası'na oradan geldik diyorlar. Acılı biberleri de öyle, sütlü tatlıları da, patatesleri de, domatesleri de, mısırları da. 1700 farklı din vardı keşiften önce diyor bugünkü kaşiflerin, o günkü kaşiflerin bugünkü batılı bilim adamı soyları. Ama durum hiç de öyle görünmüyor. Akraba dinlerin baldızları var hala bugün sayısız ve farklı kavramlara verilen aynı ve ortak adlar günümüze değin varlığını koruyabilmiş. En kuzeyinden en güneyine bütün Amerikalarda ve onca acımasız fiziksel ve kültürel soykırımlara rağmen. Translator Zero'nun hikayesinde bazı şeylerin çok fena karıştığına, belki de kasıtlı olarak karıştırıldığına dikkat çekmiştik. Devamındaki tercümanların hikayeleri de Louis de Torin'inkinden hiç farksız. La Malinche'de ayrı bir muamma, Geronimo Aguilar'da. Geronimo de Aguilar'da. Hernan Cortez'e dair anlatılan hikayenin de mütercimlik yönünden bakılınca Christoph'unkinden hiçbir farkı yok. Her ikisi de aynı kilit noktada çuvallamış. İşgalci kaşifler yerli halk ile nasıl iletişim kurdu? Sorusuna, şimdiye dek verilmiş yanıtların tamamı, sihirli fasulye masalından farksız. Uyutmak için küçük çocuklara okunsa, emin olun ki uykuları kaçar. La Malinche, Aztek İmparatorluğu ile Maya İmparatorluğu'nun tam sınırındaki bir köyde yaşıyormuş. Masal böyle başlıyor. Böylece Nahuatl dilini ve Maya dilini master degree konuşabiliyormuş Lamalince. Güzel. Fakat bu yeterli değilmiş. Çünkü Cortez bu dillerin ikisini de bilmiyormuş. Tamam. Tesadüfe bakınız ki 1511'de yolunu kaybeden bir İspanyol kaptan Çektumal bölgesinin hakanı Nakhan Khan tarafından esir alınmış. Ve gemideki diğer herkesin kafaları kesilmiş ama bizim Hakan, Nakhan Khan nasıl olduysa İspanyol Geronimo'ya kıyamamış. Çektumallı Nakhan Khan bizim İspanyol Geronimo'ya demiş ki seni affediyorum oldukça güzel affetmekle de kalmamış ona bir dolu güzellikler vermiş bol bol kadın göndermiş Geronimo bunların hiçbirini kabul etmemiş çünkü çok imanlı bir İspanyol çingenesiymiş. bunu gören Hakan Nakhan Kan helal olsun bu çocuğa onu kendi ordumun baş komutanı yapmaya karar verdim demiş ve öyle de yapmış. Böylece sekiz yıl mayaların arasında esaretten ordu komutanlığına yükselen bu Geronimo adlı İspanyol korsanı ana dili gibi mayaca öğrenmiş. Tam da 1519'lara gelindiğinde bizim Hernan Cortez amca La Malinche ile bir aşna fişte yapmış ve ondan bir oğlu olmuşken kendisine yardımcı olan Konkistadorlardan birisine vermiş bu kızcağızı. Onun da bundan bir kızı olmuş. Çok güzel bir kızmış La Malinche. Bütün İspanyol ordusunun gözü ondaymış. Günlerden bir gün Hernan amca Aztek imparatorluğuna saldırmaya karar vermişken arada ufak bir eksiklik olduğunu fark etmiş. Dil. Ve tesadüfe bakınız ki, Maya orduları komutanı Geronimo ile Hernan'ın yolları kesişmiş. Hernan Cortez İspanyolcadan başka hiçbir dil bilmiyor. Ama Montezuma veya Moctezuma ile konuşması gerek. Peki bunu nasıl yapacak? İşte gökte ararken yerde buluyor o çözümü Hernan Cortés. Ha, işte o çözümü biz bugün Röle tercüme ediyoruz. mesleki terminolojide. Yani aktarmalı çeviri. La Malinche Montezuma'nın Nahuatl dilinde söylediklerini Maya diline tercüme edecek Cortés o esnada bekliyor. Geronimo, La Malinche'den Mayaca işittiklerini İspanyolca'ya tercüme edecek, Cortez ile Montezuma böylece artık bir araya gelebilirler ve Aztek İmparatorluğu'nun çöküş süreci başlayabilir. Çektumallı Hakan Nakhan Khan da pek tabii ki unutulmuyor bu masalda. Mayalar ve Aztekler birbirlerine düşmanlar. İspanyol ve Batılı tarihçilerin bizlere bildirdiğine göre, dilleri aynı, dinleri aynı, tanrıları aynı, takvimleri aynı ve birbirleriyle yüzyıllardır komşular ama düşmanlar. Büyük Hakan, Nakan Khan, ordu komutanı ve tercümanları vasıtasıyla. Hernan Cortez ile işbirliği yapmaya karar veriyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek. Safını başka bir dilde konuşup başka bir dine inanan Cortez'den yana seçiyor. Hikaye uzun. Sonunda Maya İmparatorluğu da bu işgalci İspanyol çingenelerinden nasibini alıyor. Hakanların, Nakhanların, Kaanların yerinde kilise çanları çınlamaya başlıyor çok geçmeden. Buraya dek biraz da karikatürize ederek anlattıklarım Christophe Colomb, Louis de Torre ile Hernan Cortez, La Malinche, Geronimo de Aguilar ekseninde yeni dünyanın keşfinin birçoğumuz açısından hiç sorgulanmamış ve böylece karanlıkta kalmış gerçek ayrıntıları. Pek çok kaynaktan araştırma ve okumalar yapabilirsiniz. Bu karakterlerin üçü de sadece son iki yazımda anlattığım kadar var olan ve bilinebilen insanlar. Gerçek olduklarına inanmak oldukça zor. Tercümanları kastediyorum. Louis de Torre, Christophe'un hangi dilde mütercimlik yaptığı hiçbir zaman anlaşılamayacak olan tercümanı. La Malinche, Hernan Cortez'in Nahuatlca'dan Mayaca'ya tercümanı. Geronimo de Aguilar hem Maya Hakan'ı Nakhan Kağan'ın hem de Hernan Cortez'in Mayaca'dan İspanyolca'ya tercümanı. Bu isimler sadece burada anlattıklarım kadar anlatılmışlar. Emin olun ki fazlası yok, eksiği yok. Haklarında başkaca hemen hiçbir bilgi bulamazsınız. Bu kişilerin isimleri bir şekilde yeni dünyanın keşfi masalının kilit noktasına yerleştirilmiş ancak haklarında başkaca hiçbir kaynak da yok. Pamuk, prenses ve yedi cüceler bile daha ilgi uyandıran bir masal. Pinokyo'da anlatılanlar inanın daha güzel. Diyorum ya ben olsam sihirli fasulyeyi dinlemeyi tercih ederim. Keşfin hikayesini değerlendirirken tercüme sürecini ziyadesiyle önemsemek gerekir. Ben de öyle yaptım ve buna göre tarihi kayıtlarda anlatılanları tercüman süzgecinden geçirerek yeniden anlamaya çalıştım ve sizlerle paylaştım. Bugün bile bir devlet başkanı yanında en güvenilir bir tercümanlar ordusu olmadan şuradan şuraya adım bile atmayı aklından geçirmez. O koca piramitleri dikmiş, büyük kentleri, sulama kanallarını, tarım sistemlerini, en şaşalı altın işçiliklerini ve gökyüzü gözlemlerini yapmış koca imparatorlukları birer çadır kabilesiymiş gibi düşünüp değerlendirmek büyük hata olur. Ne Kristof ne de Cortez öyle ellerini kollarını sallayarak büyük imparatorlukların ee, tanrılarının huzuruna çıkmış falan değiller. Bu tanrılar ile ikili görüşmeler de öyle gak guk yapmak şeklinde de gerçekleşmiş değil. Batı tarafından bize yutturulan tarih kayıtlarında çok kilit başka şeyler var gizlenen. Halen daha bu hikayenin içine saklanmış, üstleri örtülmüş, meluncanlar noktasına gelebilmiş değilim. Ama epey yaklaştık gibi görünüyor. Kimdir meruncanlar ve ne ilgileri vardır Osmanlı-İspanyol deniz savaşlarında esir düşen Yeniçerilerle? Veya Portekiz-Memlük deniz savaşlarında esir düşen Sarıcanlarla, Kıpçak-Kumanlarla meruncanların? Abraham Lincoln'lerin, Elvis Presley'lerin, Sher'lerin, Tom Hanks'lerin? Bu yazı dizisinin bir sonraki bölümünde... Artık iyice oraya odaklanabileceğimi umuyorum. Tam bu noktada başlığa dönelim biz ve aşağıdaki okumaları, karşılaştırmaları biraz inceleyelim. Maksat kulağa su kaçırmak değil mi? Bu listeden çok daha fazlası okunmuş ve belgeni olarak var. Yani aşağıdaki soru listesini kastediyorum. Ama birlikte zihin jimnastiği yapmamızdan zarar gelmez. İki şeyi karşılaştıracağız aşağıdaki sorularda. Bunlardan biri Babil Kulesi efsanesi, diğeri ise Yeni Dünyanın keşfi masalı. Siz de benzer sorular sorun, siz de benzer yanıtlar verin. Evet, başlığımız şu: 35 soruda karşılaştırmalı tarih. Babil Kulesi efsanesi ve Yeni Dünyanın keşfi masalı. Soru 1. İşgalciler oraya gitmeden önce bölgede yerleşik halklar var mıydı? Babil Kulesi efsanesi. Evet. Yeni dünyanın keşfi masalı. Evet. Soru 2. Yerleşik halklar çok kadim ve köklü bir kültüre sahip miydi? Babil Kulesi efsanesi. Evet. Yeni dünyanın keşfi masalı. Evet. Soru 3. Yerleşik halklar aynı ve bir dili konuşuyor muydu? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 4. Yerleşik halklar sorunsuz şekilde ve binlerce yıldır birbirlerini anlayabiliyor muydu? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 5. Bölgede sosyal bir hayat, kurulu bir düzen idari yapılar, üretim, imalat, ticaret, ulaşım, sanat, felsefe, spor, müzik, dans, mutfak, tarım, botanik, madencilik, denizcilik, matematik, mimarlık, mühendislik, kimya, astronomi, yazı, tarih, edebiyat, hukuk, din ve bunun gibi yaşayan ortak bir kültür var mıydı? Babil Kulesi efsanesi. Evet. Yeni dünyanın keşfi masalı. Evet. Soru 6. Bölgede birçok alanda gelişmiş ileri bir medeniyet var mıydı? Babil Kulesi efsanesi. Evet. Yeni dünyanın keşfi masalı. Evet. Soru 7. İşgalciler herkesin konuştuğu ve anlaştığı o bir dili kırıp karıştırdılar mı? Babil Kulesi efsanesi evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı evet. Soru 8. Yeni yeni birçok dinler işgalciler tarafından fabrikasyon olarak üretildi mi? Babil Kulesi efsanesi evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı evet. Soru 9. Bu işlem yapılırken yerli dil ana kaynak asıl malzeme olarak kullanıldı mı? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 10. İşgalcilerin oluşturduğu bu yeni diller, zorunlu eğitim sistemiyle bölge halklarına, insanlarına öğretildi mi? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 11 farklı dinler konuşmak zorunda bırakılan yerli halkların, insanların birbirlerini anlayamaması sağlandı mı? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 12. Böylece yerli halkların kurduğu gelişmiş kadim medeniyetin ilerlemesini durdurma hedefine ulaşıldı mı işgalciler tarafından? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 13. İşgalciler bu eylemlerini Tanrı bize böyle emretti diyerek gerekçelendirdiler mi? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 14. İşgalciler herkesin konuştuğu bir dili karıştırmakla yerleşik kültürün dinini de karıştırdı mı? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 15. İşgalciler dil kırma eylemini gerçekleştirdikten sonra barış içinde yaşayan yerli halkı bölüp birbirine düşürdü mü? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni dünyanın keşfi masalı evet Soru 16 Yerlilerin ha ye e yerlerin halkları bu bölgelerin halkları halen ve bizzat işgalciler veya işgancı kültürü tarafından yönetiliyor mu Babil Kulesi efsanesi evet Yeni dünyanın keşfi masalı evet Soru 17 İşgalciler yerli halkın önemli bir kısmını fiziksel soykırımdan geçirdi mi? Babil Kulesi efsanesi evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı evet. Soru 18. İşgalciler yerli halkın tamamını kültürel soykırımdan geçirdiler mi? Babil Kulesi efsanesi evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı evet. Soru 19. İşgalciler, yerlilerin kendilerine ait dil, tarih, kültür bilgilerini tahrif edip çarpıtarak yeniden yazdılar mı? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi, masalı, evet. Soru 20 İşgalciler, işgalden öncesinin ve sonrasının tarihini yazıp, gerçek tarih budur dediler mi? Soru 20'yi düzelterek tekrar edelim. İşgalciler işgalden öncesinin ve sonrasının tarihini tahrif ederek yazıp gerçek tarih budur dediler mi? Babil Kulüse efsanesi evet. Yeni dünyanın keşfi masalı evet. Soru 21. İşgalciler kendilerini herkes ve her şey üzerinde özel imtiyaz sahibi ve gelişmiş insan ırkı olarak tanıttılar mı? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 22. İşgalciler, yerli halkları ilkel, yamyam, geri kalmış insanlar olarak tanıttılar mı dünyaya? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni dünyanın keşfi masalı evet. Soru 23. İşgalciler yerli kültür ve medeniyetlerin binlerce yıllık bilgilerini zorbalık yaparak öğrendikten sonra kendilerine mal ettiler mi? Babil Kulesi efsanesi evet. Yeni dünyanın keşfi masalı evet. Soru 24. İşgalciler yerlilere ait toprakları ve doğal kaynakları sömürge ve yerli halkları da köle haline getirdiler mi? Babil Kulesi efsanesi evet, yeni dünyanın keşfi masalı evet. Soru 25 İşkanciler yerli halkların adlarını ve yaşadıkları yerlere verdikleri adları tahrif ederek değiştirdiler mi? Babil Kulesi efsanesi evet, Yeni dünyanın keşfi masalı. Evet. Soru 26. Bütün bu işgal, böl, parçala, yönet, yok et, sömürü ve köleleştirme süreci tamamen ne kadar sürede tamamlandı? Babil Kulesi efsanesi bin yıl, yeni dünyanın keşfi masalı 300 yıl. Soru 27. Üzerinden yalnızca birkaç yüzyıl geçtikten sonra devasa bir medeniyet, kültürler, töreler, diller yitirilmiş midir? Babil Kulesi efsanesi, Evet. Yeni dünyanın keşfi masalı. Evet. Soru 28. Bugün insanlığın kadim geçmişine dair sayısız bilinmezlikle baş başa bırakıldık mı? o muhteşem yapılar, bu ilkel insanlar, o muhteşem yapıları, bu ilkel insanlar yapmış olamaz deniyor mu bugün? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni Dünya'nın keşfi masalı, evet. Soru 29. İşgalciler kendi kendilerini yargılayıp, kendi kendilerini temize çıkardılar mı? Babil Kulesi efsanesi, evet. Yeni dünyanın keşfi masalı evet. Soru 30 İşgalciler bağımsız ve milletler arası bir yargıya hesap verdi mi? Cezalandırdı mı? Cezalandırıldı mı? Bedel ödediler mi? Babil kulesi efsanesi hayır. Yeni dünyanın keşfi masalı hayır. Soru 31 İşgal et, böl, parçala, yönet. Yok et ve sömürü ve köleleştirme süreci bitmiş midir? Babil Kulesi efsanesi hayır. Yeni dünyanın keşfi masalı hayır. Soru 32. İnsanlık bu yaşananlardan ders aldı mı? Benzer bir deneyimi yeniden yaşayabilir mi? Babil Kulesi efsanesi bilinmiyor. Yeni dünyanın keşfi masalı bilinmiyor. Soru 33 Karşılaştırmaya konu işgal kültürleri arasındaki temel ortak nokta nedir? Babil Kulesi Efsanesi, İbrahim'i dinler, Yeni Dünya'nın keşfi masalı, İbrahim'i dinler. Soru 34 İşgalciler, bütün bu sürecin en başında ne yapmıştı? Bakınız Tevrat, Genesis 11. Bab 1 ila 9. ayetler. Soru 35. Bu tarihsel karşılaştırma tablosunun Türkler ile ne ilgisi var? Türkçe güneş dilidir.